Danny Torrance'in The Shining filminde izlediğimiz Overlook Hotel'de geçirdiği korkunç konaklamanın 40 yıl sonrasına gidiyoruz. Overlook'ta henüz bir çocukken geçirdiği travmanın korkularını hala geri dönülemez bir şekilde yaşarken, Danny'nin biraz huzur bulmak için verdiği çabaları izliyoruz. Here's Johnny. Senaryosu, yönetmen Mike Flanagan tarafından kaleme alınan Dr. Sleep hakkında bilmeniz gerekenleri sizler için listeledik. Başlıyoruz. The Shining romanı ilk olarak 1972 yılında basılmış ve 1 milyondan fazla satmıştır. Jack, Wendy ve Danny Torrance'in hikayesi Stephen King'in en kişisel çalışmalarından biridir. The Shining'in devam hikayesini yazma fikri ise 1998 yılında ortaya çıkar. Katıldığı imza gününde bir hayranı Danny'ye ne olduğunu sorunca, King, Danny'nin hikayesini anlatan Dr. Sleep'i yazmaya karar verir. Dr. Sleep romanından uyarlanan yapımın başrollerini Ewan McGregor, Rebecca Ferguson ve Kylie Curran paylaşıyorlar. Filmin başrolü için Dan Stevens, Chris Evans, Matt Smith ve Jeremy Renner gibi isimler düşünülmüşse de rol McGregor'ın olmuştur. Aslında korku filmi izlemeyi hiç sevmeyen Ewan McGregor, 20 yaşlarına kadar The Shining'i hiç izlememiş. Filmi sadece bir kez izlediğini ve çok korktuğunu söyleyen aktör, Dr. Sleep'in senaryosunu okuduktan sonra kitabını okuduğunu ve çok beğendiğini belirtiyor. Oh yeah, I hadn't thought about it. Yes, no, it was nice. It was very touching. Filmin yapımcısı Mike Flanagan'ın 5. sınıftayken aldığı ilk kitap bir Stephen King kitabıdır ve Flanagan o zamandan beri tam bir King fanatiğidir. Kylie Curran, Broadway müzikali The Lion King'deki performansı sayesinde Abra rolünü almış ve rolüyle ilk başrol deneyimini yaşamıştır. Dr. Sleep clears up a lot of questions and gaps in The Shining. Film Pet Sematary, In the Tall Grass ve It Chapter 2'nun ardından 2019 yılında vizyona giren 4. Stephen King uyarlamasıdır. Stephen King'in filmle ilgili düşünceleri ise şöyle. Mike'ın filmi iki şeyi sağlıyor. Film hem Dr. Sleep kitabının iyi bir uyarlaması hem de Stanley Kubrick'in The Shining filminin harika bir devamı niteliğinde. It was great to go back to the Overlook.